Herkese merhabalar sevgili dostlar. 14 Eylül Perşembe günü Ankara Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. 10 koşul bir program var Ankara'da. Hızlıca tahminleri geçeceğiz. Fakat öncesinde İzmir tahminlerinin yayında olduğunu ve izleyebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. İzmir tahminlerini seyredebilirsiniz diyelim. Bunun haricinde katıl üyesi olmayı unutmayın arkadaşlar. Dileyenler bize katıl üyesi olabilirler. Ama tabii ki katıl üyesi olmasanız da abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi bekliyoruz arkadaşlar. Hem İzmir videosuna hem de Ankara videosuna birer tane like atalım. Yani öyle tabirle söyleyelim. Beğenelim yani arkadaşlar. Bunları halledelim. Ondan sonra geçelim tahminlere. Şart 19, 3 yaşlı İngilizler 1900 Çin pist yarışı. 7 safkanlı bir koşu arkadaşlar. Bu koşuda net bir favori olmaz. Ancak formda gelen safkanların kazanma şansı yüksektir. Şart 19 olduğu için söylüyorum. 1 numara Oğlum Çiçek, Mehmet Salih Çelik idaresinde start alacak olan safkan bu koşuda favorimizdir. 12 gün evvel 4. olmuş ve 6 yarıştır tabela yapan bir safkan. 1.57 de derecesi var. Burada grup içerisindeki en iyi derece olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden bizim favorimiz. İkinci at olarak arkadaşlar burada değerlendireceğimiz safkan 128 günlük arasına rağmen Hışman çizgi dairesinde Heart of Mine 5 numara olacaktır. Bu atın idmanları iyi geliyor. Fazla fazla idmanı var. Yalnız sadece burada son idmanını sizlere göstermiş olacağız. Şimdi burada yüklendiği takdirde bakalım şu an için gelmedi. Olsun arkadaşlar, gelirse eğer şey yaparız burada. Yani şunu söyleyebilirim. Heh, geldi. Heart of Mine'ın idmanı arkadaşlar, bakın burada. Ve 1.04 25.80 rahat tempoda tutulmuş. Uzun idmanları artık tamamen hazır vaziyete gelmiş durumda söyleyebiliriz bunu. Yani bu çünkü tek idman değil. Dediğim gibi fazla idmanlarla geliyor. Son idmanı da gördünüz. Heart of Mine 5 numara burada ikinci atımızdır. 1 numaranın ardından. 3. at olarak Bona Fortuna 3 numaralı safkanı değerlendiriyoruz. 4. bir at olarak yazmak istediğiniz herhangi bir safkan varsa da ilave seçeneği olarak Touch the Victory 2 numarayı biz öneriyoruz. Ama tercih yine size kalmış son at hanesinde. Yani 1, 1, 5, 3 bizden 2 numara soru işareti ama yazılabilir konumda bir at. Ercan Çankaya ile deneyebilirsiniz. Dış start tercihi de var. Dediğim gibi 4. atın kanaatini size bırakıyorum. İkinci koşuya gelelim. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 kum pist yarışı olacak arkadaşlar. 9 safkan start alacak. Eray Çizik ile birlikte The Best Berfin 9 numaralı safkanla başlıyorum. Daha sonra Işman Çizik ile birlikte Ultra Fest 5 numara. İzzet Aksu'nun sahibi olduğu safkan 79 günlük arasına rağmen burada iyi gelmesi bekliyorum. Hışman Çizik dikkat ederseniz bir önceki koşta da böyle bir ata biniyordu. Yani uzun arası olmasına rağmen bindiği atlar iyi atlar olduğunu söyleyebiliriz. Burada baktığımızda Ultra Fest'in arkadaşlar 39-25,5'luk rahat tempo idmanı var. Ki rahat tempo olduğunu da şuradan anlayabiliriz. Bu at arkadaşlar baktığımızda İngiliz atı ancak derecesi bir Arap atı derecesine yakınlaşmış. Yani rahat tempoda bırakıldığını söyleyebiliriz. Kurt Ali Kürsi safkanı 26 gün evvel 4. olan ilk startında ayan kurşunla The Quiet Knight arkadaşlar. Bu safkan da 4 numaralı safkan da burada yani son yarışı Çin pist. Kumda daha iyi gidebilir. Tisvay Victory Galop. Victory Galop'tan özellikle şey yapıyorum. Hani burada kumda da daha iyi gidebileceğini düşünüyorum safkanın. Burada bu ismi de değerlendirmiyor diyoruz. Son olarak arkadaşlar bir isim daha söyleyeceğim. Matralar Diyarı. Yani bu at 4 yarıştır. Mutlaka bir şekilde hep öneriyorum. Bir türlü gelmedi. Bakalım inşallah burada gelirse Ganyan'ın tabii ki cazip olsun önceliğimiz o. Bir de Rushmore var arkadaşlar 3 numara. Yani Rushmore da 1.15.96 derece gördü. Aslında 1.15.96 bakın şöyle göstereyim. Hani çok iyi bir derece değil ama yani bu grup için çok iyi bir derece. Onun için de burada o bir soru işareti yaratmadı değil bende. Burada 3 numara Rushmore'da bence yazın derim. Burayı biraz kalabalık tutalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye düşünüyorum. 9, 5, 4, 6, 3 şeklinde burayı yorumluyoruz. Üçüncü koşuya geçelim arkadaşlar. 3 safkanlı bir yarış olacak. Şart 5, 3 yukarı İngilizler 1900 metrede Çin pistte start alıyorlar arkadaşlar. Burada bizim favorimiz, tekimiz, bankomuz 1 numara Golden Ruler Gökhan Kocakaya idaresinde galibiyet uzanması bekliyoruz. 16 gün evvel verdiği aranın ardından öyle söyleyelim. Dördüncülük elde etmişti safkan. Burada Golden Ruler'ın biz arkadaşlar galibiyete uzanmasını bekliyoruz. Sahibi zaten Hasan Akbulut, Eren Akbulut bizim akrabamız oluyorlar. Oradan tanıdığımız bir durumda at. Son idmanı 37.80-25'lik idmanı. Zaten atın iyi bir idman yapması vesaire gerek yok. At grup atı. Grup yarışlarında ikincilik, üçüncülükleri vesaire bulunmakta. Biliyorsunuz Fevzi Çakmak koşusunda bir şey vardı, ikinciliği vardı. Ki son anlara kadar zorlamıştı. Burada bir numara Golden Ruler'ın biz bu işi çözeceği kanaatindeyiz. Biri tek veriyoruz. Dördüncü koşu şart 3, 4 yukarı Araplar 1200 kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 8 safkan start alıyor. Hışmat çizikli 1 numara Pekalp. Kadir Demirel ile Handassa 4 numara.
Ayan kurşununa çok uzun bir araya rağmen asrın pehlivanı 6 numara bu koşuda arkadaşlar tercihlerimiz olacak. Yani Pekalp Handas'ı ve asrın pehlivanı arasında bir galibiyet mücadelesi bekliyorum. Tabii ki yakın dönemde koşmuş olası itibariyle 1 numara ve 4 numara daha avantajlıdır ama 6 numarayı da es geçmeyin arkadaşlar. Kısa mesafe yarış asrın pehlivanında fazla idmanı ile geliyor. Bayağı bir süredir çalışan bir at diyebiliriz idmanlar itibariyle. Dış start tercihli de burada ve en dış kulvarı da kapmış vaziyette. Taktik açısından sorun yaşamazlar. Fiat Baba aklınıza takılıyorsa 2 numara onu da yazın. Müslüm şekli 4 ata kadar çıkın derim. Şöyle bir idmanları ben açayım size arkadaşlar. Asrın Pehlivanı'nın bakın son idmanı 1000 metre idman. Yani son idmanında artık 1000 metre yapmış olan bir at ki daha öncesinde de gene 1000'i var. 1200 metre bir yarışta burada nefes problemi çok fazla hani nefes problemi yaşamadı takdirde ciddi bir sorun yaşamayacaktır diye düşünüyorum. 1, 4, 6 öncelikli 2 numara ilave seçeneği. 5. koşuya geçelim. 15 handikap 3 yaşlı Arap atları 1400 metrede Çin pistte start alacaklar. 9 safkan koşacak arkadaşlar bu koşuda. Ercan Çankaya ile birlikte 1 numara Sadın Kasırgası bu koşudaki öncelikli ismimiz. Daha sonra 2 numara Nirengi Eray Çizik idaresinde burada önereceğimiz bir diğer isim. 9 gün evvel koşup kazanan 2 safkan var arkadaşlar. Bahar Bahir 6 numara ve Trakus 7 numara. Bu 2 safkanı da yazabiliriz diye düşünüyorum. Yine burada arkadaşlar geniş kuponlar için 3 numara Akınay, Mehmet Akyoruz'la Dağ Yudan İkürüsü safkanını ve Gökhan Koçakaya ile Kutadgu 4 numarayı kuponlarımızı ilave edebiliriz. 1, 2, 6, 7 ilave seçeneği olarak da 3 ve 4'ü önerebiliriz. Veya burayı da yine kalabalık tutup hepsini verdiğimiz atların yani hepsini yazıp şöyle bakıyorum 6 atla geçebilirsiniz. Yani ya 4 at ya 6 at şeklinde burayı yorumladık. 6. koşuya geçiyorum. 15 handikap dişi 3 yukarı İngilizler 1900 Çin pist yarışı 8 safkanlı bir yarış olacak arkadaşlar. Bu koşu için start alacak olan isimler içerisinde bizim favorimiz naçizane tavsiyemiz 2 numara Blue Castle Özcan Yıldırım'la birlikte bu yarışı kazanmaya en yakın isimdir arkadaşlar. Özellikle de Lady Perfect burada 63 kiloda start alıyorken bu avantajı eline alan Blue Castle'ın bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 2 numara favori Banco tek önerim olacak size arkadaşlar. Özellikle ikinci altılı için tabii ki burada tek tercih edersiniz. Belki ilk altılıda atmayanlar olabilir ama ilk altılıda da burayı tek atalım. İki tekli birlikte geniş kupon yaparsınız diye düşünüyorum ilk altılıyı. Burada Lady Perfect'i de sıralı ikiliye bağlayabilirsiniz. İki arkası bir oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde önerimiz de var. 7. koşu şart 5. 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı olacak arkadaşlar. 6 safkanlı bir koşu olacak bu yarış. Bu koşuda arkadaşlar Hışman Çizik ile birlikte Nisanur Hatırası 4 numarayla başlayacağım. Daha sonra Mehmet Akyavuz'la Aventus 1 numara diyeceğim. Aventus'un dış kulvarı kapmış vaziyette. Bu yüzden Nisanur Hatırası'na kıyasla bir taktik avantajına sahip. Aynı zamanda bu mesafede daha hızlı derecede görmüş bir isim olduğunu unutmamak lazım. Bu verdiğimiz 2 safkan haricinde at yazmak istiyorsanız bu koşu özelinde arkadaşlar serbest bırakıyorum. Çünkü geriye kalan 4 at da birbirlerine yakın düzeyde diyebiliriz. Ben bu yarışta arkadaşlar 4 ve 1 diyorum. 2 safkanla geçmeyi hedefliyorum. 8. koşuya geldim. 5 safkanlı bir koşu olacak arkadaşlar. Kısa vade 7, 3 yaşlı Arap atları 1200 metrede Çin pisti izleyeceğiz arkadaşlar mücadeleyi. 16 gün evvel koşup kazanan bir isim Azimli ve Vedat Abiş'le birlikte dikkat çeken ilk safkan diyebiliriz. Ve tabii ki burada 67 handikapa ulaşmış olan Girdabınoğlu 4 numara ve 3 yarış koşmasına rağmen 61 handikapa ulaşmış olan Akıl Sözen'le Atabeyli 3 numarada dikkat çekiyorlar. Şimdi böyle bir durumda bu 3 atı yazdığımız takdirde 1.18 derece görmüş olan Mehmet Akyavuz'un son silahı yazmamak açıkçası burada arkadaşlar yanlış olur. Onun için de ben burada 5 numara Mıdıka'yı da bu gruba dahil ederek 5 atla geçmenizi tavsiye edeceğim. Bu yani mecbur kaldığımız bir koşu bunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten atlar 3 yaşındalar. Daha yeni yeni yarışmaya başlıyorlar. Elde ettikleri derecelerin çok ilerisine gitme potansiyelleri de var. Bu sebepten ötürü burada net bir şey söylemek pek doğru olmaz. 5 atı da yazmak en makul seçenek olacaktır. Yine de benim önceliğim 1 numara, daha sonra 4 numara, sonra 3 numara şeklindedir. Ama dediğim gibi 2 numara 1.18-25 derece görmüş bir at. 2'yi de yazdığımız durumda 5 numarayı neden yazmıyoruz ki deriz. Bu sebeple de burayı 5 at yapmanızı tavsiye ediyorum. 9. koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 kum pist yarışı arkadaşlar. 51 günlük arasına rağmen ayın kurşununda Dragon Flame 3 numara. 26 gün evvel koştuğu ikinci olduğu yarışla birlikte Özcan Yıldırım'da We Are The Star 6 numara. Daha sonrasında Gökhan Kocakaya ile yine 51 gün arasına rağmen Headship 8 numara arkadaşlar sizlere önerilerim olacak. Son olarak buraya ekstradan at ilave etmek isteyen varsa 4. bir at olarak Mehmet Akyavuz'a Şerdil 5 numarayı da yazabilirsiniz. 3 at yeterli olabilir. 3, 6, 8 önceliğimiz 5 numara ilave seçeneğimizdir arkadaşlar.
10. ve sonuncu koşu 16 handikap 4 yaş yarı patları 1500 kum pist yarışı olacak. 12 safkan start alacak arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğim isimlerde Kadir Demirel ile 1 numara Demir Bike ile başlıyorum. 2 numara Mehmet Akyoğuz'a Göbek İtepası. 3 numara Erlikan Gökhan Kocakaya ile birlikte Kaya Küresi safkanı. Burada bu 3 ismi yazmadan kupon yapmayın derim. Daha sonrasında Şimancizik ile Hoşgör 4 numara yazılabilir. Nazlı Meltem 7 numara burada ilave edilebilir. Vedat Abişir, Las Fatih ilave edilip 6 ata kadar çıkılabilir arkadaşlar. 1-2-3 mutlak surette yazılsın. 4, 5 ve 7 numaralı safkanlar ilave seçeneği olarak tutuyoruz. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer videomuz yayındadır. İzlemek isteyenler kanalımıza abone olup videoyu beğenip İzmir tahminlerini seyredebilirsiniz diyorum. Dileyenler katılıyorsa olarak destek verirlerse de seviniriz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.